Merhaba arkadaşlar. Cemal Bey ile birlikte transmisyon sistemleri temel eğitiminin birinci oturumunu yapmıştık sizlerle. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cemal Bey buyurun. Teşekkür ederim Erdinç Bey. Bir önceki oturumda arkadaşlar hatırlarlarsa transmisyon sistemlerine neden ihtiyaç duyduğumuzu, ne amaçla kullandığımızı bahsetmiştik. Kısaca özetlersek, sabit ses hizmetlerini, sabit telefon hizmetlerini iletmek için ya da mobil ses hizmetlerini iletmek için, internete bağlanmak için ya da televizyon seyredebilmek için, IPTV hizmetini alabilmek için ve benzeri birçok hizmet için aslında transmisyon altyapısına ihtiyaç duyduğumuzdan bahsetmiştik. Tabii ki burada transmisyon sistemleri tek başına bu işi yapan sistemler değil. Daha sonraki slaytlarda, belki daha sonraki oturumlarda da bu konudan bahsedilecektir. Aslında işte ses hizmetini alabilmek için, sağlayabilmek için santral sistemleri var. İşte internet hizmetlerini yerine getirebilmek için, sağlayabilmek için MPLS ve DSL sistemleri var. Ya da mobil sistemler var. Aslında bu hizmetler onlar vasıtasıyla sağlanıyor ama biz bu sistemlerin trafiklerini ileten taraftayız. Tek başına, yani biz transmisyon tarafı olarak, transmisyon sistemleri olarak bu trafikleri taşıyan, bu hizmeti uçtan uca sağlayan birim değiliz. Sadece aslında bir taşıyıcıyız. Sadece bunlar mı? Aslında sadece bunlar değil tabii ki. Aklınıza veri anlamında, veri taşıma anlamında, veri iletme anlamında ne geliyorsa onların iletimi transmisyon sistemleri üzerinden sağlanıyor yine. Mesela nasıl örnek verebiliriz? İşte kamu ya da özel kuruluşlar, işte bankalar, havalimanları, stadyumlar, bunun gibi işte VAR sistemi, futbol severler bilir. Aslında hepsi transmisyon sistemleri üzerinden taşınan veriler. İsterseniz bu kısa hatırlatmadan sonra devam edelim. Öncelikle analog ve sayısal sinyal nedir? Onu bir görelim. Çünkü veri iletiminde oldukça bu kavramları bundan sonra kullanacağız. Geçen slaytta da bahsetmiştik aslında. Geçen oturumda. Analog sinyaller artık veri iletiminde neredeyse yok denecek kadar az. Her şey sayısal sinyaller üzerinden iletiliyor. Öncelikle analog ve sayısal sinyaller nedir? Analog sinyaller aslında duymuşsunuzdur. Devamlı olan ve sonsuz değer aralığı olan sinyallerdir. Sayısal sinyaller ise 0-1 şeklinde olan sinyallerdir. Biz sayısal sinyalleri neden daha fazla tercih ediyoruz? En önemli özelliği sayısal sinyallerin gürültüye karşı daha dayanıklı olması. Aslında birçok sebep var. Birazdan onları da konuşacağız. Bu konuda analog sinyaller gürültüye dayanıklılık konusunda daha zayıflar. Şimdi biraz yaş eski olan arkadaşlar hatırlarlar. Yine Erdiş Bey ben hatırlarız ama işte genç arkadaşlar hatırlamaz. Bu eskiden televizyon seyrederken görüntüler hep karıncalıydı. Yani ses de çok hışırtılı gelirdi. Görüntü de çok karıncalı gelirdi. Bunun sebebi neydi? Aslında yapılan yayının analog olmasından ve gürültüye karşı çok etkilenmesinden. Şurada görüyorsunuz sinyal gürültüden etkileniyor, analog sinyal. Ve bunu bir şekilde asıl orijinal sinyali tekrar elde etmek aslında mümkün değil. Peki sayısal sinyalde ne oldu? Sayısal sinyalde sinyal yine gürültüden etkileniyor. Ancak alıcı taraftaki receiver'lar sinyalin 1 mi ya da 0 mı olduğunu tahmin edebildiği için çok kolay bir şekilde, eğer çok fazla aşırı gürültüye uğramamışsa, sinyal orijinal haliyle, orijinal haline çok yakın bir şekilde tekrar geri elde edebiliyor. Bu yüzden biz o eski işte hışırtılı sesi ya da karıncalı görüntüyü artık görmüyoruz. Televizyon için örnek verdim. İşte aynı şey telefon haberleşmesinde de aslında benzer durum vardı. Orada da Erdinç Bey'in de yaşı yetmeyebilir ona. Eski telefonlar çok
hışırtılı sesleri vardı. Artık günümüz teknolojisinde bunlar kalmadı. Sayısal haberleşmenin avantaj ve dezavantajlarına bakarsak, gürültüye çok dayanıklı sayısal ses. Tekrarlayıcılarla çok uzak mesafeye gidilebiliyor. Hata kontrol kodlaması yapılabiliyor. Şifrelenebiliyor, çoğullanabiliyor. Birazdan bahsedeceğiz çoğullamadan. Kaydedilebiliyor, depolanabiliyor. Bu esnada bilgi kaybı olmuyor. Bunların hiçbirini analog sinyalde sağlamak mümkün değil. Ama dezavantaj olarak ne var? Band genişliği fazla. Bu çok istemediğimiz bir şey. Ve senkronizasyona çok duyarlı. Senkronizasyon ne demek? Bundan da aslında biraz sonraki slaytlarda devam. Yani burada band genişliği fazla dediğimiz esasında Cemal Bey. Evet. Yani şu, bizim aslında bir çalışabildiğimiz bir frekans bandı var. O frekans bandı içinde kalmak zorundayız. Siz o frekans bandının dışına çıkarsanız zaten yani verdiğiniz servisle ilgili yani bilgi teknolojileri kurumu tarafından tanımlanmış bazı frekanslar var. Kablosuz haberleşme için söyleyeyim. O frekansların dışına çıkamazsınız. O, bu yani bunu şeyle karıştırmamalıyız değil mi? Sanki band genişliğini biz aldığımız bireysel müşteri olarak aldığımız hız olarak da değerlendiriyoruz ya. İyi. Bununla karıştırmamalıyız değil mi? Bu transmisyon evet. sistemlerinde esasında iletim için ihtiyaç duyduğumuz band genişliği. Aynen öyle. Şimdi bir önceki oturumda fiber optik kabloda şöyle bir şeyden bahsetmiştik. Demiştik ki zayıflamanın en az olduğu bölge 1550 nanometre bölgesidir. Ve sinyal iletimi o bölgede yapılır diye. Eğer siz çok fazla bir frekans bandı kullanmaya kalkarsanız 1550 nanometreden daha yukarı ya da daha aşağı inerseniz oradaki spektral verimliliği aslında bozmuş oluyorsunuz ve dolayısıyla sinyalleriniz daha kısa mesafeye gitmiş oluyorlar. O yüzden band genişliğini çok efektif kullanmak gerekiyor. Tabii 1300-1625'i de kullanan sistemlerimiz var değil mi? Onlar da yine 1550'ye göre çok daha az zayıflamalı olmasalar da yine iletime olanak sağlayan dalga boyları. Aynen öyle, aynen öyle. İleriki sunumlarda bundan bahsedeceğiz. Evet, hızlı bir şekilde devam edelim. Analog modülasyonda genel olarak kullanılan 3 tane farklı modülasyon var. Genlik, frekans ve faz modülasyonu. Çok içine girmeyeceğim. Burada bunun alt bileşenleri de var. Ama analog sinyallerle yapabileceğimiz modülasyonlar çok kısıtlı. Sayısal modülasyonlar ise oldukça fazla. Aslında geçen oturumda yine bunlardan bahsetmiştik. Tek tek bunlara girmeyeceğiz. Çok da bununla ilgili zaten vaktimiz yok. Şunu da söyleyelim. Bazı konuları hızlı geçiyoruz ama üzerinden geçiyoruz. Eğer arkadaşlar ileride detay bilgi isterlerse burada gördükleri ya da duydukları herhangi bir konuda bize ulaşabilirler. Biz onlara elimizdeki bilgileri, tecrübeleri iletmeye çalışabiliriz. Buradaki her bir başlık aslında üzerinde saatlerce konuşulabilecek içerikler barındırıyor. Eğer arkadaşlar dediğim gibi isterlerse bu konuları kendileriyle konuşabiliriz. Biz sayısal haberleşme yaptığımız için daha çok ve bilginin de iletmek istediğimiz verinin de ilk hali analog olduğu için her zaman analog sinyali biz mutlaka sayısal sinyale dönüştürmek zorundayız. Bilginin ilk hali analogdur derken şundan bahsediyorum aslında. Örneğin bir ses sinyalini bir yerden başka bir yere iletmek istiyoruz. Ses sinyali önce bir elektriksel sinyale çevrilmek zorunda. Bunu yapan aslında mikrofon. Mikrofonla siz bunu elektriksel sinyale dönüştürüyorsunuz. Ancak dönüştürdüğünüz sinyalin ilk hali mutlaka analog. Ve bunu mutlaka sizin eğer sayısal şekilde iletmek istiyorsanız sayısal sinyale dönüştürmeniz gerekiyor. Bunun için uygulanan yöntem darbe kod modülasyonu denen çok yaygın kullanılan bir teknik. Burada nasıl yapılıyor? Kısaca bahsedelim. Şu bizim
iletmek istediğimiz analog sinyal olsun. Analog olduğunu nereden anlıyoruz? Sürekli bir sinyal. Bunu önce bizim örneklememiz gerekiyor. Yani bu sinyalden belli aralıklarla değer almamız gerekiyor. Burada ne kadar sıklıkla örnekleyeceğiz? Bunu söyleyen bir bilim adamı var. İsmi Nyquist. Ünlü Nyquist teoreminin isim babası. Ve bence sayısal haberleşme denince, yani sayısal haberleşmenin babası kim diye sorulursa, benim kendi görüşüm Nyquist. Çok basit bir teoremi var. Bir sinyali eğer sayısala dönüştürecekseniz, örnekleme frekansı ne olsun diye düşünürseniz, bu sinyalin maksimum frekansının iki katı kadar bir örnekleme frekansıyla örneklerseniz o sinyali geri elde edebilirsinizler. Çok detayına girmeyeceğim. Dediğim gibi aslında bu da çok derinlemesine konuşulması gereken bir konu ilgili arkadaşlar için. Önce sinyali biz örnekliyoruz, örnekler alıyoruz. Daha sonra o sinyali sıfır ya da birler şeklinde ifade edebilmek için, iletebilmek için parçalara bölüyoruz. Burada bakın 0, 1, 2, 3 şeklinde 4 parçaya ayrılmış. Burada her bir nokta 0, 1, 2, 3 ile ifade edilecek. Tabii biliyorsunuz ikili kodda 0, 1, 2, 3 diye bir şey yok. 0, 0, 0, 1, 1, 0 ya da 1, 1 var. Yani 2 bit kullanarak 0, 1, 2, 3'ü ifade edebilirsiniz. Örneğin 0, bakın şu nokta için konuşursak, şu noktadaki değer 0'dır. Sinyalin değeri burada 0. Tam şuradaki değerine bakarsanız, buradaki değeri 1'dir. Şimdi şuraya geldik. Bu ne 2 ne 3. Ortada bir yerde. Burada en yakın değer alınır. Yani en yakın değer nedir? Gördüğünüz gibi 2. Şurada, şu noktaya bakarsanız en yakın değer 3'tür. O yüzden biraz yukarı çıkılır. Şuradaki değer 2'ye daha yakındır. Ve bu şekilde hepsi kuantalanır. Ancak tabii burada gördüğünüz gibi bazı hatalar aslında oluşuyor. Çünkü bir yuvarlama yapılıyor. Bu hatalar tabii ki bizim iletmek istediğimiz orijinal sinyali aslında biraz bozuyor. Peki bundan nasıl kaçınabiliriz? Buradaki kullandığımız bit sayısını artırırsak. Burada bakın dediğim gibi 2 bit kullanmıştık. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Eğer 3 bit kullanırsam 8 parçaya bölerim. 4 bit kullanırsam 16 parça. Ve aynı şekilde devam eder. Ama ne kadar fazla bit kullanırsam da o zaman o kadar fazla bant genişliğini, az önce söylediğimiz, konuştuğumuz bant genişliğini artırmış oluruz. Ne kadar fazla bant genişliği oluşursa o kadar fazla size bunun maliyeti olur. Hem cihaz anlamında hem ödeyeceğiniz servis ücreti anlamında. O yüzden mümkün olduğunca buradaki kodlamayı, kuantalamayı uygun seçmek lazım. Bakın şu orijinal sinyal, şu da kuantaladığımız sinyal. Bakın arasında bir fark var. Ama bu belli ölçülerde kabul edilebilir. Eğer biz 2 bitle değil de daha fazla bitle örnekleme yapsaydık, bakın bu 5 bitle yapılan bir örnekleme. Gördüğünüz gibi sinyale daha fazla yaklaşmış durumdayız. Ama maliyet arttı değil mi? Evet, maliyet arttı. Yani burada transmisyondan artık daha fazla kapasite harcıyorsunuz. Tabii daha fazla kapasite demek bizim daha fazla ücret talep etmemiz demek. O zaman fiyat performansa göre karar vereceğiz. Evet. Aslında neyi iletmek istediğinize bağlı. Örneğin ses haberleşmesinde bu kuantalama 8 bitle yapılır. Yani 8 bitte kaç farklı değer oluşabilir? 2 üzeri 8, 256 farklı değer oluşur. 256 farklı değer oluşturmak bizim için yeterli görünür. İnsan sesi yaklaşık 300 Hz ile 3 kHz arasında yaklaşık. Yani bayan erkek değişebiliyor. Ancak duyduğu sesler yaklaşık 20 Hz ile 20 kHz arasında. Yani biz birçok sesi duyabiliyoruz ama konuşurken o sesleri çıkartamıyoruz. Çıkartamayabiliyoruz.
en yüksek frekanslı seslerin işte bir orkestra bir ortamında oluşabileceği söylenir genellikle. Yani 20 kHz'e kadar yüksek sesler. Yani şöyle örnek vereyim. Bir orkestradasınız ve müzik dinliyorsunuz salon içerisinde. Oradaki siz telefonla, elinizdeki bir telefonla o müziği başka birine dinletmeye kalkarsanız aslında oradaki seslerin birçoğu karşı tarafa gitmez. Neden? Çünkü oradaki örnekleme frekansı çok yüksek seçilmemiştir. Çünkü insan sesine göre aslında seçilmiştir. Telefon konuşmasındaki örnekleme frekansı sadece aslında insanların birbirleriyle anlaşabilmesi için seçilmiştir. O yüzden orada örnekleme frekansı ve kuantalama çok fazla seçilmez. Şimdi mobil telefon kullanan arkadaşlar bilirler. HD diye bir ibare var. HD ses diye bir ibare var. Bu nasıl sağlanıyor aslında? Burada örnekleme ve kuantalama sayısını daha fazla artırarak ve band genişliğini daha fazla artırarak daha kaliteli bir görüşme sağlanabiliyor. Tabii burada transmisyon maliyetleri az önce söylediğim gibi daha fazla oluyor. Bu bir darbe kod modülasyonunun bir gösterimi. Yani orijinal sinyal şöyle bir şey. Bunu kuantalıyoruz ve karşı tarafa şurada gördüğünüz gibi sıfırları ve birleri iletiyoruz. Karşı tarafta da bu işlemin tam tersi yapılıyor. Alınan sıfır ve birler kuantalanmış sinyale dönüştürülüyor ve sinyal, sayısal sinyal, analog sinyale dönüştürülerek ilk hali tekrar elde edilmeye çalışılıyor. Çoğullama tekniklerine geçmeden önce Cem abi, arkadaşların buyurun, çok kısa kafasını karıştıralım. Belki yıllar önce dersem çok abartmış olmam, bir şey demiştiniz. Onu söyleyip evet, bırakabiliriz. İletim ortamına giren her sinyal analogtur, doğru mu? Evet, bu hatırlatmayı yaptığınız için çok teşekkür ederim Erdiş Bey. Evet, aynen öyle. İletim ortamına giren her sinyal analogtur. İşaret analog sinyal de olsa, 0-1'den oluşan bir sinyal de olsa, artık 0-1 sinyal analog iletim ortamına girdiği zaman analog sinyal nasıl bir bozulmaya uğruyorsa, sayısal sinyal de aynı aslında bozulmaya uğruyorlar. Çünkü bir analog sinyal muamelesi görüyorlar. Hangi ortamdan gittiği önemli değil. İster fiberden gitsin, ister koaksiyelden, bakır kablodan gitsin, ister havadan gitsin. Aynı şekilde bozulmaya uğruyorlar. 0-1 de olsa, dediğim gibi analog sinyal de olsa, sinyal aynı şekilde bozulmaya uğruyor ve dediğiniz çok doğru bir şey, bunu arkadaşlar unutmasınlar. İletim ortamına giren her sinyal analogtur. Teşekkür ederiz. Evet, hatırlatmanız için ben de teşekkür ederim. Şöyle bir mesela örnek vereyim. İşte bir anten kablomuz var ve televizyon seyrediyoruz. İşte siz işte 3-5 metrelik bir kablo çekerseniz direkt antenden bu yayını çok güzel bir şekilde alırsınız. Ama kablo boyunuz çok fazla uzarsa o sinyalde az önce bahsettiğimiz karıncalanmaları görebilirsiniz. Neden? Çünkü sinyalin sayısal da olsa iletim ortamına girdikten sonra eğer iletim ortamı belli bir mesafe uzarsa, yani kalitesi bozulursa, siz sayısal sinyalin aslında analog olarak iletildiği için her halükarda o bozulmayı televizyonda görürsünüz. Aslında benzer durum işte internet hizmetinde de aynı şey geçerli. Siz direkt kutudan işte 10 metre kabloyla bunu modeminize bağlamak var. Bir de 100-150 metre kabloyla bağlamak var. İkisinin etkisi tabii ki çok farklı. Çünkü sinyal daha fazla bozulmaya uğruyor. Biz şundan bahsetmiştik. Transmisyon tekniğinde aslında yaptığımız iş çoğullama. Yani düşük hızlı trafikleri alıp yüksek hızlı trafikleri çeviriyoruz. Bunu yaptığımız farklı yöntemler var. Bir tanesi FDM dediğimiz frekans bölmeli çoğullama, zaman bölmeli çoğullama, TDM, CDM dediğimiz kod bölmeli çoğullama, bir de OFDM dediğimiz, birazdan detayını da göreceğiz, İşte
FDM, TDM ve CDM'in aslında birlikte kullanıldığı bir çoğullama tekniği. Kısaca bunlar nasıl iş görüyorlar? FDM'de şu yapılıyor. Sinyaller arkadaşlar aynı zaman düzleminde farklı frekansla iletiliyorlar. Yani bir sinyal şu frekansla iletilirken bir sinyal başka bir frekansta ve diğer sinyal başka bir frekansta. Bunun günümüzde canlı örnek verirsek daha iyi anlaşılabilir. Örneğin televizyon yayını FDM tekniğiyle yapılır ya da radyo yayını FDM tekniğiyle yapılır. Her bir kanal farklı frekanslarda bize iletilir. Biz almak istediğimiz frekansı içinden kendimiz seçeriz. Telsiz haberleşmesi de aslında buna canlı bir örnek. TDM, burada bir örnek var. Bahsedelim. Şurada bakın, 3 tane telefon var ve biz bunu tek bir hat üzerinden çoğullayacağız. Her birinin frekansı aynı. Bunların her birini aynı frekansta gönderirsek birbirleriyle karışacakları için önce bir modülasyon yapıyoruz bunları. Bunların frekansını 20-24 Hz'e, diğerini onun bir yukarısına 24-28'e ve diğerini de onun daha yukarısına çıkartıp bunları toplayarak bir iletim ortamına verdiğiniz zaman tek kablo üzerinden, bakın şu mavi, pembe ve yeşili tek kablo üzerinden iletiyorsunuz yan yana. Ve ondan sonra da gelen sinyali bant geçiren filtrelerle tekrar kendi orijinal halini elde etmiş oluyorsunuz. Burada hiçbir sinyal birbirine karışmamış oluyor ve tek bir hat üzerinden bütün sinyaller gitmiş oluyorlar. Bir diğer teknik TDM dediğimiz Time Division Multiplexing, zaman bölmeli çoğullama. Burada ise iletilmesi istenen her bir veri farklı zaman aralığında gönderiliyor. Ne demek? Bakın şurada A konuşmacısı ve karşısında da başka bir kişi olduğunu düşünün. Bu ikisi karşılıklı konuşmak istiyorlar. B'ler karşılıklı, C'ler karşılıklı, D'ler, E'ler hepsi karşılıklı konuşmak istiyorlar. Şurada bir anahtar var. Bu anahtar sürekli dönüyor ve anahtarın şuraya temas ettiği anda A noktası diyelim, sadece A konuşabiliyor. Daha sonra o anahtar B'ye dönüyor ve sadece B'ler konuşabiliyor ve C'ler, D'ler, E'ler. Ama bu anahtar o kadar hızlı dönüyor ki hiç kimse bu böyle bir anahtar olduğunu anlamıyor ve çok sayıda kişi aynı anda konuşabiliyor. Günümüzde kullanılan sabit telefon hizmeti ve 2G dediğimiz mobilde 2G teknolojisi aslında bunun üzerine kuruluydu, TDM teknolojisi üzerine. Bir önceki frekans FDM'de zaman bölmeli çoğullama mobilde birinci nesilde kullanılan, daha önce de dediğimiz gibi aslında ülkemizde kullanılmadı o mobil 1G. Çok eskiden gelen bir teknolojiydi. Ve TDM'de de bu şekilde bir kodlama var. Arkadaşlara çok kısa bir not olması için Cemal Bey, GPON'da müşteri cihazı santral tarafıyla konuşurken de yine TDM teknolojisi kullanmış oluyor değil mi? Birebir aynı şey midir? Siz daha iyi bilirsiniz ama. Orada aslında biz yani bildiğim kadarıyla kendi uzmanlık alanım değil ama orada bir splitter var. O sinyali aslında çoğulluyor. Yani nasıl? Parçalara bölüyor. 5 atıyorum 5 bir şiddetinde gelen bir sinyali 5 parçaya ayırırsanız her birini 1-1-1-1 5 parça halinde aynı sinyali farklı güçlerle, daha zayıf güçlerle aslında iletiyor. Dediğiniz gibi hani santral tarafı müşterilere iletirken dediğiniz gibi tek bir veriyi esasında tüm müşterilere splitter vasıtasıyla basmış oluyor. Ama evet. Splitter'ın beri tarafındaki müşteriler, bireysel aboneler her biri esasında talebini tek tek sıralı olarak iletmiş oluyor santral tarafında. Yani evet, evet. Benzer bir şey, doğru söylüyorsunuz. Burada tekrar geri dönersek, şu anahtarın çok hassas olması lazım farkındaysanız. Eğer bu anahtar istediğiniz şekilde hareket etmezse biz buna senkronizasyon diyoruz. Yani aynı anda
şu iki anahtarın aynı konumda olması lazım. Yani şurası A'dayken burası B'ye geçerse bu eskiden şey olurdu. İşte Adana çık aradan falan böyle muhabbetleri olur diye çok benzetmek doğru olmayabilir ama siz A ile konuşmak isterken B ile konuşursunuz öyle bir durumda. İstenmeyen bir durumdur. Şu iki anahtarın şurada gördüğünüz anahtarla burada gördüğünüz anahtarın senkron olması lazım. Yani aynı anda aynı şekilde hareket etmesi lazım. Eğer burada en ufak bir kayıp olursa siz sinyalinizi iletemezsiniz. Bunun için de senkronizasyon sinyali kullanılır. Çok kısaca bahsedeceğim. Tüm dünyanın da aynı zamanda senkron olması lazım. Yani siz işte ben İstanbul'dayım. İstanbul'daki herhangi birisiyle tamam konuşuyorum ama ben Amerika'yla da konuşmak istiyorum. Avustralya'da konuşmak istiyorum. Nasıl senkron olacağız? Bunun aslında yöntemi GPS uydularını kullanmak. Biz GPS uyduları vasıtasıyla bu senkronizasyon sinyalini Türk Telekom binalarında kurduğumuz senkronizasyon alıcılarıyla alıp tüm sistemleri dağıtıyoruz ve böylece bütün sistemler senkron oluyorlar. Sadece aslında Türk Telekom'la değil, diğer operatörlerde de aynı şekilde bu senkronizasyon sinyalinin alınması gerekiyor. Mobil sistemler de yine aynı şekilde senkronizasyona çok yoğun ihtiyaç duyuyorlar. Ve senkronizasyon sinyalleri alınarak GPS uyduları vasıtasıyla tüm dünyaya aynı senkronizasyon dağıtılıyor. Geçmişte her sistemin kendi senkronizasyonu vardı. Biz yarı senkronizasyon diyoruz aslında ona. Bakın şurada bazı şeyler var. Örneğin senkronizasyonda 100 binde bir hata olursa her bir dakikada 4.8 tane veriyi kaybediyorsunuz. Buna santralcilerin diliyle slip denen bir ifade var. Bu şu anlama geliyor. Eğer bir telefonla konuşuyorsanız telefonda böyle tık 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 tık, tık sesler duyulurdu. Tabii dediğim gibi artık yeni nesil arkadaşlar bunlar çok uzaklar. Ama geçmişte işte hem mobil telefonda hem sabit telefonda biz bu tür hataları çok fazla maruz kalıyorduk. Ya da işte yolculuk halindesiniz. Elinizde cep telefonu var. Bir baz istasyonundan işte başka bir baz istasyonunun sahasına geçiyorsunuz. Eğer o iki baz istasyonu senkron değilse sizin konuşmanız düşüyordu. Siz anlamıyordunuz ne olduğunu. Bunun gibi dediğim gibi senkronizasyon özellikle TDM haberleşmesinde, anahtarla yapılan haberleşmede, şurada gördüğünüz, çok önemli. Çok küçük hatalara tolerans var. Burada tolerans nedir? Milyarda bir hata olması bizim için tolere edilebilecek bir şey. Milyarda bir hata olması senkronizasyonda. Bir diğer yöntem OFDM dediğimiz yöntem. Burada aynı frekans bandında, bu aslında bütün bir slaytlarda bir karışma olmuş galiba. Önce CDM'i anlatayım. CDM'de sinyaller aynı frekansta iletiliyorlar ama sinyaller iletilirken yanlarında bir de kod iletiliyor. Bunu şöyle düşünün. Bir işte odada karşılıklı insanlar konuşuyorlar. İşte ama Almanca konuşanlar var, Fransızca konuşanlar var. Sadece insanlar kendi dilinde konuşulan sesi anlayabiliyor ve onu yorumlayıp ona cevap verebiliyor. Diğer sesler de kendisine geldiği halde kendisi için hiçbir anlam ifade etmiyor. Bu CDM dediğimiz teknoloji 3G'de, mobilde 3G'de yaygın olarak kullanılan bir teknik. Bir sonraki teknik de OFDM dediğimiz, daha önce bahsettiğim hem FDM hem TDM hem CDM'in daha efektif bir şekilde kullanıldığı bir teknik. Burada aslında her birinin avantajı kullanılarak hem frekans
düzleminden zaman düzleminde daha etkili bir bant kullanımı var. Bunu yapmaktaki amaç ne? Çünkü biz her zaman daha fazla aslında bant genişliği elde etmek istiyoruz. Özellikle 4G ile beraber bir önceki slide'da bahsetmiştim. 300 megabitlere kadar çıkan bir hızdan bahsediyoruz. Bunun için de bant, bizim için ayrılan bantı çok daha efektif kullanmamız gerekiyor. Bunun için de OFDM dediğimiz yöntem var. Bunu az önceki örnekle kıyaslarsak, hani işte aynı odada kullanılan işte Almanca, Fransızca bilmem ne dedik, böyle bir örnek verdik. Burada aynı odada yine bir sürü kişi var. Her biri farklı dilde konuşuyor ama arada tercümanlar olduğunu düşünün. Çok hızlı bir şekilde tercüme ediyorlar. Yani herkes her denileni aslında anlıyor. Sadece ona kulak vermesi yeterli. Hangi dilde konuştuğu çok önemli değil. Bu sayede de daha yüksek bir hızlara erişebiliyorsunuz. Evet. SDH sistemleri, bu aslında şu ana kadar anlattığımız konuların tamamı haberleşme teknikleri üzerineydi. Bundan sonra transmisyon sistemlerine, transmisyon kavramına daha hızlı bir şekilde giriyoruz. SDH sistemlerini aslında bir başlangıç yapmıştık. Senkron bir şekilde haberleşen sistemler. Senkron dijital hiyerarşi demek. Bundan önceki nesilde PDH dediğimiz yarı senkron cihazlar vardı. Bu cihazlar kendi senkronizasyonunu kendi içinde tutuyordu. Ve dolayısıyla sinyalleri bir noktadan diğer noktaya iletirken kayıplar yaşanıyordu. PDH dediğimiz teknoloji aslında 2000'li yılların başında, işte 2004-2005 gibi Türk Telekom'dan tamamen devre dışı kaldık. Kullanılmaz hale geldi ama ondan önce çok yaygın bir şekilde kullanılıyordu. Bu teknikle ses haberleşmesini iyi kötü bir şekilde sağlamak mümkündü ama özellikle veri haberleşmesi, yani internet anlamında düşünün, bunu PDH ile sağlamak mümkün değildi. O yüzden çok daha senkron dediğimiz, az önceki anahtarları tekrar gözümüzün önüne getirin, hiçbir kayıp olmadan verinin iletildiği sistemlere ihtiyaç duyuldu ve bunun için de SDH dediğimiz sistemler geliştirildi. Burada çok fazla detayına girmeyeceğim tabii. Şurada bir SDH çerçevesi var ve şurada da bunun başlık bilgileri var. Aslında sistem şu şekilde çalışıyor. Şu konteyner bizim aslında iletmesini istediğimiz veriler. Burada aslında bir sürü küçük veriler var. İşte hızları farklı olan ve biz bunların hepsini bir konteynerin içine topluyoruz ve ondan sonra bir fiber ortamından başka bir tarafa götürmek istiyoruz. Şurada da bir şoför var, bir sürücü var ama sürücü çok akıllı. Sürücü bu yükü nereden nereye götüreceğini biliyor. Sürücü eğer yolda bir sıkıntı olursa hangi yoldan gideceğini biliyor. Bu fiber kopmasına denk geliyor aslında. Ya da yolda işte herhangi bir sıkıntı gördü ya da başka bir şey oldu, yükle ilgili bir sıkıntı oldu, bunu ilgili yerlere raporluyor. Her şeyi bilen birisi aslında. Ve onlar da şurada gördüğümüz bitler vasıtasıyla yapılıyor. Şunu da şimdi söylemekte fayda görüyorum. Biz geçen oturumda bazı hızlardan bahsettik, işte transmisyon sistemleri çok yüksek hızlar iletebilir, işte 64 terabitlerden falan bahsetmiştik. Ama tabii biz de bu hızları verebilmek için fiber optik hatlara, kablolara ihtiyaç duyuyoruz. Eğer fiber sistemler yöneticisi Erdinç Bey bize bir kablo vermezse değil 64 terabit, bir tane bit bile iletemeyiz. O yüzden bizim böyle bir bağımlılığımız var. Yani mutlaka hattımızın bu kadar yüksek hızlara çıkabilmemiz için mutlaka fiber optik kablomuzun olması, sağlıklı bir şekilde çalışıyor olması gerekiyor. Yeter ki iletin. Hepsi sizin. Evet. Burada az önce bahsettiğim bitler var. Onların açılmış hali. Tabii çok detayına girmeyeceğim. Burada işte
fiber koptuğu zaman ne yapılacağı, işte ya da herhangi bir hata ya da alarm olduğu zaman ne olacağı ile ilgili bitler, bilgiler var. Biz onlardan sistem üzerinden bunları yorumlayarak ona göre sistem kendisi de otomatik burada aksiyon alabiliyor ya da biz manuel olarak sisteme bazı işleri yapması için, yani şoföre diyoruz ki eğer şoför nereden gideceğini, nasıl davranacağını bilmiyorsa, ki çoğu zaman biliyor aslında, şu yol şu taraftan git, şuradan dön, şunu yap gibi bilgiler de verebiliyoruz ama çoğu zaman dediğimiz gibi şoför, usta şoför ne yapacağını biliyor. Önceden öğretmişiz çünkü ona. Biz SDH'leri genel olarak üç şekilde kullanıyoruz. Bir tanesi trafiğin, gelen trafiğin bir kısmını geçirip bir kısmını indirmek diyoruz biz buna. Bulunduğumuz yerde indirdiğimiz hiyerarşi. Bir diğeri gelen trafiğin tamamının bir merkezde sonlandığı ya da gelen trafiğe hiç dokunulmadan tamamen rejenere edildiği, yani sinyalin tekrarlanarak başka bir merkeze ulaştırıldığı durum. Bunu biz neden kullanıyoruz? Özellikle çok yüksek bir mesafe olursa sinyali mutlaka tekrarlamak gerekiyor ki sinyal daha uzak mesafelere gidebilsin. SDH için bu mesafe yaklaşık 40-50 kilometrelere kadar çıkabiliyor. Eğer o kadar mesafeye gittikten sonra trafiği orada dökmeyecekseniz, indirmeyecekseniz mutlaka bir rejeneratör koyarak onu başka bir yere daha uzak mesafeye iletmeniz gerekiyor. SDH'lerde yaygın olarak kullanılan bazı topolojiler var. Bir tanesi zincir dediğimiz şu şekilde bir topoloji. Bunların her biri ayrı bir TT merkezi, Türk Telekom noktası olarak düşünebilirsiniz. Şu aradaki noktalardan herhangi birisi, yani şunlardan birisi koptuğu zaman, yani gördüğünüz gibi, göreceğiniz gibi buradaki aslında bağlantıyı kaybetmiş oluyoruz. Bu aslında çok nadir kullanılan, fiber optik kablo çekme imkanının çok zor olduğu yerlerde böyle durumlar olabilir. Ya İstanbul gibi, şu an İstanbul'dayız, tamamı metropol olan bir yerde böyle bir yapı yok ama çok kırsala çıktığınız zaman, ya İstanbul'un köylerinde dahi böyle bir şey yoktur. Ama Anadolu'ya kırsala çıktığınız zaman bu tür yapılar ister istemez oluyor. Çünkü coğrafi şartlar sizi buna zorluyor. Ya da yıldız dediğimiz bir topoloji var burada. Bir büyük merkez var ve etrafındaki küçük merkezler bu merkezde toplanıyor. Buradaki risk ne? Her biri evet kendiyle bağımsız. Yani bu kablo koparsa sadece burayı kaybediyorsunuz. Ama şuradaki orta noktadaki nodu kaybederseniz bütün trafiği kaybediyorsunuz. Bu çok yine tercih etmediğimiz ama fiber topolojisinin ya da az önce bahsettiğimiz gibi coğrafi şartların sizi buna zorlaması gibi bir durum varsa mecburen bunu yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bir diğer topoloji ring dediğimiz topoloji, halka topolojisi. Burada trafik herhangi bir yerde koparsa trafik diğer taraftan dönerek yine kendisini tamamlıyor. Bu daha fazla kullandığımız bir şey, yöntem. Burada kesinti riski daha az. Bizim trafik olarak kritik merkezlerimiz de ya ilçe merkezleri ya da büyük, şimdi İstanbul'da ilçe merkezi gibi bir kavram yok aslında. Her taraf metropol, tek bir şehir gibi düşünülebilir. En azından böyle bir yapı var. Bir diğer topoloji de mesh dediğimiz, örgü dediğimiz topoloji. Burada bir nod birden fazla noda bağlı ve eğer herhangi bir noktada bir kesinti olursa trafik kendisine başka bir yol buluyor ve o noktadan ilerliyor. Birazdan örneklerini göreceğiz zaten. Burada network sistemlerinin, transmisyon sistemlerinin fibere olan bağımlılığından bahsettik. Çok bağımlı. Fiber olmazsa bir işe yaramıyor.
bu kadar yüksek hızları iletemiyorsunuz. Ama diğer bir bağımlılığı daha var. O da en az fiber kadar önemli. Enerji. Eğer enerjiyi kaybederseniz, her ne kadar diğer cihazlar çalışıyor dahi olsa, oradaki bütün trafiği ister istemez kaybediyorsunuz. Yani bu neye benziyor? İşte aracın yakıtı bitti. Az önce gördüğümüz kamyon. Şoför, en usta şoför de olsa, yakıt bittiyse o bir metre daha ilerlemez. Önce yakıtını vermeniz gerekiyor. Ya da bunların karma şekilde olduğu topolojiler de mümkün. Biz arızaları genellikle neden yaşıyoruz? Şurada görüyorsunuz işte kazalardan dolayı, insan hatalarından dolayı, sel, yangın, fiziksel ya da elektronik sabotajlar, yenileme bakım ya da güç kesintileri ve işte donanım arızaları gibi. Ama şunu söyleyebiliriz, arızaların büyük bir kısmı aslında insan kaynaklı arızalar. Neden? İşte biliyorsunuz bizim fiber kablo bağımlılığımız var. Fiber kablo olmadan olmuyor. Sürekli söylüyoruz bunu. Ancak birçok işte yol çalışması, inşaat çalışması ya da farklı şeyler gün aşırı oluyor ve bunlar da ister istemez sistemlerimizi olumsuz bir şekilde etkiliyor. Tabii bu kesintilerden minimum şekilde etkilenmek için bazı bizim koruma yöntemlerimiz var. Bunlardan bir tanesi sistemlerin arasına bakın şurada gördüğünüz 4 farklı sistem var. Ve her birine ikişer tane alışveriş olmak üzere kendi aralarında kablo çekiyoruz. Buna biz ring koruması diyoruz. Birazdan örneğini göstereceğim. Örneğin şu noktayla şu nokta arasında bir trafiğimiz var. Şurada da bir trafiğimiz var. Ve sonra bakın şurada ana yolda bir kesintimiz oldu. Bu durumda bizim için tedirgin edici bir durum yok. Çünkü şurada yedek hat vardı. Trafik direkt otomatik olarak kendisini buraya alıyor. Bu alma süresi maksimum 50 milisaniye. Yani saniyenin maksimum 20'de biri kadar. Genellikle daha az oluyor ama burada belirlenmiş bir standart var. 50 milisaniye geçmemesi gerekiyor. Her iki kablo aynı anda koparsa ne olur? Bu durumda da az önce bahsetmiştik aslında. Trafik bu sefer ters taraftan kendisini bir şekilde tamamlıyor. Bizim kritik olarak tanımladığımız merkezlerde böyle bir koruma, en azından böyle bir koruma olmak zorunda. Burada gördüğünüz gibi aslında iki tane farklı fiber koparsa sistemlerimiz bundan etkilenmeden çalışmaya devam edebiliyor. Bir diğeri ASON ya da işte mesh koruma, örgü koruma tekniğinde bakın şurada farklı nodlar var. Bunlar birbirine birden fazla ikiden fazla bağlantısı olduğu için biz buna mesh diyoruz. Eğer iki bağlantısı varsa ring, ikiden fazla bağlantısı varsa ki bakın bunların 1, 2, 3 bağlantısı var. Biz buna mesh topoloji diyoruz. Burada şöyle bir yapı var. Basit bir şekilde anlatıyorum. Önce trafiğe bir şu gördüğünüz düz çizgi, yeşil çizgi. Bu trafiğin ana yönü. Şu kesikte gördüğünüz çizgi bu trafiğin yedek yönü. Burada bir kesinti olursa birazdan göstereceğiz. Trafik yedek yoldan kendisini tamamlıyor. Bakın burası kesildi. Şu nokta. Bu hat aslında kopmuş oldu. Trafik bu sefer şuradan bu şekilde gidecek. Bakın burası artık düz yeşil oldu. Yani artık trafik bu noktadan gidiyor. Bu arada sistem diyor ki eğer bu kablo da kopabilir. Risk devam ediyor. Kendisine bakın yeni bir tane yeni yedek yol hesapladı şuradan. Şuradan. Bu da koparsa şuradan çalışmaya devam edecek. İlerleyelim. Bu sefer burayı da kopardık. Bakın artık buradaki kesikli çizgi düz çizgi haline döndü. Artık trafik buradan tamamlanıyor. Şimdi yeni bir yedek yol hesaplanabilir mi? Var mı bir ihtimal?
Şöyle bir ihtimal var. Şuradan değil mi? Şöyle gidilebilir. Evet, sistem bunu hemen otomatik kendi yine hesaplıyor. Ve burası da koptu. Sistem artık buradan çalışıyor. Peki şu an yeni bir yedek yol hesaplama imkanı var mı? Erdiş Bey görebiliyor musunuz? Almadı sanıyorum. Yani şöyle bir cevap olabilir. İşte Koptuğu yere şöyle bağlı. şöyle şöyle olur mu? Evet, burada bir kesişme olduğu için burası olmaz. Tamamen birbirinden bağımsız olması lazım. Evet, şu an başka bir şey kalmadı. Başka bir seçenek kalmadı ama bu arada tabii Erdiş Beylerin ekibi de bunlara fiber koptu ne yapacağız diye bakmıyorlar tabii ki. Gidip sahada bu arızaları hemen zaten onların da iş ekranına düşüyor her bir kesinti. Ve anında en yakın ekip o arızaya müdahale etmek için zaten hemen aksiyon alıyorlar. Bu arada şuradaki kablo arızası düzeldi. Erdiş Bey'in ekibi bu arızayı düzeltti. Hemen sistem kendisine burayı yedek olarak bir daha hazırladı. Ve bu şekilde sistem kendisini trafik olarak koruma altına alıyor. Burada gördüğünüz sistemler bizim SDH dediğimiz bazı sistemler. Bunlar Alcatel marka olanlar. Bunların artık isim Nokia olarak değişti. Nokia firması Alcatel'e satın aldı. Bu da yine başka bir Alcatel marka ürün. Bunlar gördüğünüz Huawei marka ürünler. Yani operatörlerde genel olarak bu şekilde markalar, farklı markalar kullanılıyor ve bu sistemlerle biz trafiklerimizi iletiyoruz. Son bir slaytımız daha var. Ondan sonra bitirelim. Bizim sistemlerimiz SD sistemleri sadece fiberin kopmasına bakmıyor aslında. Az önce dedim ki fiber koptuğu zaman şuradan şuraya geçiyor trafik. Aslında her zaman öyle değil. Bit hatası geldiği zaman eğer herhangi bir kabloda bir bit hatası oluşmuşsa daha kablo kopmadan fiber kablonun yani sistemin başka bir yöndeki fiber kabloya switchlemesi yapılıyor. Kullanıcı olarak biz yani internet kullanıcıları ya da telefon kullanıcıları bu anahtarlamayı, bu bir hattan başka bir hatta geçmeyi aslında biz hiçbir zaman hissetmiyoruz. Evet, bazen kopmalar olmuyor mu? Oluyor. Eğer SDH topolojilerini göstermiştim. Böyle tek bir noktadan bağlı olan yerler varsa bunlar kopabiliyorlar. Koptuğu zaman biz interneti kaybedebiliyoruz. Ya da işte şunu da diyebilirsiniz. İşte ben İstanbul'un göbeğinde oturuyorum ama bazen işte bazı sayfalara erişmekle ilgili sıkıntım olabiliyor. İşte kablolarımızın bir kısmı da aslında yurt dışında, sadece Türkiye'de değil. Oradaki arızaların da hızlı bir şekilde giderilmesi gerekiyor ki bizim internet erişimimiz hızlı bir şekilde gelsin. Ya da lokal olarak sizin kablonuz kopabiliyor. Yani saha dolabı ya da Türk Telekom'a kadar olan irtibatınız bir şekilde kopabiliyor. Bu durumlarda tabii ki ister istemez bağlantı kaybettiğimiz oluyor. Yani özüne dönersek biz transmisyon sistemlerinde kablonun kopmasını aslında beklemiyoruz. Eğer herhangi bir hata algılarsa sistem, direkt sistem otomatik olarak diğer tarafa kendini aktarıyor. Bu bugünkü oturumumuzun isterseniz son slide olsun. Bir sonraki sunumda işte DVDM sistemleri, radyolink sistemlerinden bahsedeceğiz ve sonunda umarım transmisyon oturumunu kapatmış olacağız. Ama başta da söylediğim gibi arkadaşların herhangi bir konuyla ilgili sorusu olursa onlara kendilerine dönüş yapabiliriz. Bu eğitim aslında çok uzun bir eğitim. Biz kendi bu konuda çalışacak arkadaşlara verdiğimiz eğitim çok uzun eğitim. Biz dileyen arkadaşlar bize ulaşabilir. Erdiş Bey'e ulaşabilir, bana ulaşabilir. Kendilerine konu hakkında daha kapsamlı bilgiler verebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz Cemal Bey. Ağzınıza sağlık.
Yine birlikte olacağız devamında inşallah. İnşallah, inşallah. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.